Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Yağlıtaş'ta gelinen süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Metin, sıkıştırılmış bir proje yapmak istemediklerini söyledi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yeni konut alanlarını oluşturmak istendiği Yağlıtaş mevkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Metin, 250 dönümlük arazide kamulaştırma çalışması yapıldığını ifade ederek, sıkıştırılmış bir proje yapmak istemiyoruz dedi. Özellikle bizim şu anda merkez ilçede Yağlıtaş'la ilgili, yani ben Rize Belediye Başkanı olarak Yağlıtaş'la ilgileniyoruz. Yağlıtaş'ın da kamulaştırma paraları çıkmış bir durumda. Fakat orada 250 dönümlük bir alan var. Daha önceden 210'du, şimdi 250'ye çıkardık. 250 dönümlük bir alanın kamulaştırılmasını tabii TOKİ bir bölgesinden başlamak istedi. Biz de bütün bölgeye dağıttık kamulaştırmayı, zorunlu kamulaştırmayı ve 210 dönümün, 250 dönümün her tarafından cebri kamulaştırmalar yapılmış. Yaklaşık yarısı böyle yapılmış. Diğer yarısı da uzlaşmayla beraber bir protokole bağlanacak. Şimdi onların paraları, şeyleri de belli. Fakat biz şu alternatifleri sunmak için bekletiyoruz onu biraz vatandaşa. Nedir o da? Oradaki binaların şekli, kat yükseklikleri, metrajları, bugün de yine o ayrıntılar konuşuluyor. Ve o bölgede 5-6 bölge, değere göre, şerefiye göre 5-6 bölgeye ayrılıyor. O bölgeye düşen dairelerden, sizin o bölgeden araziniz varsa, o dairelerden size kaç tane düşüyor? O zaman dairenin de maliyet fiyatı ortaya çıkması lazım. Maliyetten de aşağıda bir rakamı inşallah bize sunacaklar. O rakamlar belli olduğu zaman kamulaştırma parasını almak için gelen insana diyeceğiz ki kat karşılığı mı buraya vermek istiyorsun, paranı mı alıp gitmek istiyorsun, yoksa paran nispetince maliyetin altında bedelle bu dairelerden ben 3 tane, 4 tane, 2 tane, 1 tane neyse almak mı istiyorsun? Bu 3 alternatifleri sunabilmek için bekletiyoruz. Yağlıtaş için amacımız alternatifler sunmak, bunun için titiz çalışıyoruz açıklamasına yer verdi. Zaten kamulaştırma mevcut olan paralar alındığı zaman dahi tescil için bir daha mahkemeye verecektir vatandaş. O tescille beraber yine artı parası muhakkak ki olacaktır onun da. Bu süreçte bekleniyor. Elimizden geldiğince köşeye sıkıştırılmış ve çabucak bir şeyler yapalım zihniyetinden ziyade ağır ağır gidiyoruz. Avukat danışmanlar tutuyoruz, mimarlarla beraber oturuyor konuşuyoruz, farklı kişilere veriyoruz evraklarımızı, sözleşmeleri onlardan denetlendiriyoruz ki bir sıkıntı olmasın, güzel imalatlar olsun. Özellikle bloklar, buradaki şehir içindeki bloklar çok önemli. Güzel olsun, sonuç alalım diye böyle adım adım gidiyoruz. Başkan Metin Taşlıdere ile ilgili de açıklamalar yaptı. Aşamalardan sonra yani bloklar, Yağlıtaş, ondan sonraki aşamada da tabii Taşlıdere, Enginder'deki biliyorsunuz sanayi alanı. Çaykur'un orada 95 dönümlük alan var. Hem Çaykur'dan fondan alabilmek için en üst düzeyde görüşmeler yapıldı, talimatlar bekleniyor. Hem de biliyorsunuz sanayinin olduğu yerde sanayi önce bir kalkması lazım. Kalkması için sanayinin çifte kavanın yukarısındaki kamulaştırmaların bir neticeye ulaşması lazım. İl özel idaremiz üzerinden takip ediliyorlar. Orası kamulaştırılıp sanayi TOKİ eliyle oraya yapıldığı zaman bu sanayideki vatandaşlarımızın da buraya geçişleri tamamlandıktan sonra haliyle buradaki imalat da başlayacaktır. Bu zaman ne zaman biterse bu inşaat süreci, taşınma süreci, onun takvimini de bir nevi orası belli etmiş olacak. Evet.